Orada sen kırmızı. Yemin ederim kocaman bir gölge geçti, gördünüz mü? Orada bu saatte kim iş yapabilir? Araba durmuş abi, kapısı açık. Aa, hapishane mi lan orası? Bize bakıyor şu an. Tam kulenin üstüne bak. Gözüküyor mu ki? Uy. Abi her yerin ışığı gitti. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Başımıza bela alacağız ha. Kanka ben ne olacağım? Olayımız şu. Gecenin saat 2.30. Tamamen doğaçlama bir şekilde. Elini anlatırım aşağıda. İçim geçmiş. Özbulu yapma. Herkese merhaba, ben Meçhum abi. Bugün benden çokça istediğiniz, çok sevdiğiniz, kendinizi... Oh, Lucifer girdi lan bir ya. Devamı gelmesi için kendinizi paraladığınız bir serinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Aslında bu bir seri değildi, yani devamı gelmeyecekti ama o kadar çok ısrar ettiniz ki. Alakasız videoların altına bile abi gizemli uygulama videosu at diye yazdınız. Ben de dedim ki yapayım. Ekiple beraber bir çıkalım dedim. Ama diğerlerinden biraz farklı. Diğerlerini de gece çekmiştik ama şu an gecenin saat 2.30. Hamza şimdiden tedirginsin oğlum. Bana diyorum bir şey oldu diyor. Oraya gidince var ya sen sıçacaksın. Abi beni geriyorsun ama ağlayacağım ya. Önceki bölümlerde de olduğu gibi gizemli uygulamanın bize verdiği ıssız ve paranormal olaylar olması olağan yerlere baskın atacağım. Arvademizi s*** kime diyorsun lan? Gidip oraları göreceğiz, inceleyeceğiz ve gerçekten ıssız mı? Daha doğrusu önceki bölümlerde zaten gördük. Uygulama çalışıyor, yani %70 oranında çalışıyor. O yüzden aksiyon aradık kendimize ve gecenin 3'ünde hep de 3'te oluyor bu amın olayları. Bu videoyu çekiyorum. Bu videoyu sonuna kadar izlemeye korkan ya da ekip arkadaşımdan da korkan varsa ona tek bir şey söylüyorum. İsterse gelmesin, isterse izlemesin. Sen bilirsin. Prenses. İlk iki bölüme 30 bin like gelmiş. Bu bölüme de bir like patlaması bekliyorum. Ayak parmağınızla koyun like'a. Onu bu Lucifer'ın işi yok. Taktı bana. Tabii bunlar dalga geçecek olaylar değil. Kendi korkumu bastırmak için bunları yapıyorum. Bir de bu uygulamada bir şey çıkmış son zamanlarda. Onu da göstereyim. İnsanlar paylaşım yapabiliyor. Gittikleri yerlerde neler gördüğüne dair. Bak bu kedi bulmuş bir tane. Adam kutu bulmuş bak. O ne? Bilmiyorum ki yukarıda. Harbi sağda bir beyazlık var, görüyor musun? Oğlum şimdiden korkutmayın beni. Beyaz bir şey var, baksana. Cam ben açık var ya sağında, en sağ tarafında. Şimdiden böyle... Ona ne s***? Evet abi, korkuyorsan gelme. Biz gideriz. Şimdi bunlar makarasında işin. Daha görmediler oraları. Adam mezar bulmuş mesela. Hurdalık çıkmış. Bayağı bir yer var. Kemik bulmuş bak bu da. Biz de kemik bulmuştuk ilk bölümde. Dokunma dokunma. Her yerde kemik var şu an. Yerlere baksana. Dünyanın her yerinde insanlar bu uygulamayı deniyor ve gittikleri yeri böyle paylaşabiliyorlar. Deneyimlerini gösterebiliyorlar. Şimdi lafı daha da uzatmayalım. Hemen şöyle. Çok uzağa gitmeyelim gece gece. Tüylerim diken diken oldu ya. Şu an ekrandan çok bunaldım artık. İnternet paketim bitmiş arkadaşlar. Video iptal. Ne yaptığın önemli. İçten ol. Türkçe mi olmuş lan? Bak işte bu da geliyor beni ya. Diyor ki 1 kilometre içinde diyor anomali bulamadım. İbnelik sezmedim diyor. Genişlet. Yani bu fake olsa, rastgele bir yer alsa bunu yazmaz. Belki bunu düşüneceğini biliyor. Siz zekisiniz. Zihninin tezahür etmesine izin ver. Oha. Mor nokta. Bu ne oğlum? Neredeyiz biz mi? Kafanı çuval mı geçirdik? Hop. Yok, paranormal değil, giyiyordum. Son anda bağırdım. Bu tesadüf mü? Son duga. Restoranın adına bak. Abi gitme ya. Yolculuğa başlayalım bakalım. 9 dakika diyor arabaya. 9 dakika fazla mı? Senin kendi düşüncen yok mu? Neredeyiz biz? Fazla mı? Korkudan gerizekalıya bağladı şu an. Osurmuş olabilir o, dikkat edin. Burası şey, sokak arası olduğu için. Gerek yok, ben gitmem, kolay öğren. Yeni bir yer atıyorum. Ananı. Harbi çıkmaz sokak bu arada. Bilmem ne o, hatun yazıyor. Türbe mi lan bu? Buraya gidilir. Arkadaşlar ilk yolculuğumuza başlıyoruz. Ben bir de kemer takacağım. Arka koltukta. Umutcan arka koltukta da kemer takılır ama tabii. Sen bilirsin prenses. Şu an sokaklar bir de bomboş. Dökeceğim şimdi, taksana şu kemer. Lan ne oluyor, güvenlik sokakları. Hamza osurdu gibi. Biz bir önceki bölümde şeyi düşündük. Uygulamanın böyle sigorta çalışanları mı var? Bizim gittiğimiz yerlere işçi gönderip bizi mi korkutuyorlar gibisinden? Çünkü bayağı değişik olaylar yaşadı. Bu bölüm bakalım neler yaşayacağız. Her bölüm yeni bir macera aslında. İstanbul'da bu kadar ıssız yerler olduğunu bilmek beni de şaşırtıyor. Sigor sanacaksınız ama yaklaştıkça tüylerim diken oluyor. Benim de öyle oluyor. Ama hiçbir şey olmuyor. Siktir gidin. Niye sövüyorsun adamı, bir şey olmuyor Allah, diye. Bana olmuyor. Uykusuzluktan mı ne, bir tuhaf hissediyorum. Yolu kaçırdık. İşaret olabilir mi? Yine bildiğimiz yerlerde arabada ineceğiz ama canımızı riske atmamaya çalışacağız. Lan! Aa,
abi. Bayıl aşağı, öyle bir kasis çok anlamsız yani. Bildiğin o cana kastık. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor bu ya? Allah Allah. Gene yolu kaçırdı. Bir şeyler gitmemizi istemiyor. Abi deme öyle ya, ağlayacağım şimdi. Ağzına ne almış öyle köpek? Ne götürüyor? Topayla dövmeye gidiyor bir. Pazarcı bence o. Abi kasis kasis ya. Sabır. Yola bakmıyor ki. Orada öleceğimiz varsa da şu an yolda öleceğiz. Vallahi. Baksana. Abi oha abi, oha ya. Apartmana bakın abi, acil hiçbir ışık yanmıyor. Belki insanlar yatmış da gece işte. Konum şu yolun sonunu gösteriyor. Baksana, inşaata getirdi. Nereden biliyor Boga'nın böyle ıssız ve inşaat olduğunu? Biz gene de en sonuna kadar gidiyoruz. Cama bir anda bir şey yapışsa var ya. Abi bu ne? Uçurum mu? Bayır mı? Ne oldu? Bayır bayır. Burası böyle işte. İniyor mu? Bir şey olursa kaçar. Umurum olmaz yani. Kapıyı kapa piç. Bela bela binin. Harbi inşaat. Beni Işık yandı, ışık yandı Mertcan abi. Abi o ne? Ne ne? Işık tarzı bir şey var orada sanki, kırmızı. Yemin ederim. Kocaman bir gölge geçti, gördünüz mü? Gölge geçti. Vallahi gölge geçti. Binanın üstünden evet, değil evet, mi? Evet evet evet. Kocaman bir gölge o. Ama. Teyit edelim. Abi girme bak, bir yanlış anlarlar. Orada bu saatte kim iş yapabilir, gözünü seveyim. Gaz da vere vere gidiyoruz. Adamlar çıkacak, anamıza sövecek. Oradaki ışık söndü. Bir bakar mısınız? Oğlum mal mısın? Alo. Şey desene, Meryem aramaz mı? Arama bir daha. Meryem hala arıyor. Aramasın şöyle kendisine. Önümüzü kesseler. EDM vakti. Şurada duralım. Yeni yerimizi açalım hemen. Yeni bir nokta oluşturuyoruz. Kırmızı. Denizin ortasını abi, gösteriyor. Abi kırmızı o. Denize mi gireceğiz abi? Bizim tatil yapmamızı istiyor galiba. Hemen yeni oluşturdum. Mezarlığı attı. Gidiyoruz oraya doğru. 9 dakika diyor. Gidiyoruz. İşte de bir pişik var. Her yere 9 dakika diyor iplenin evladı. Abi kasis kasis. Şoföre yolcular gösteriyor kasisle. Oğlum belki o şoför kördü. Kasis kasis. Gelsene arkaya, ben geçeyim. 6 dakika gösteriyor yeni konumumuz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Mezarlık dedin ya, çok korktum. Ölüden değil diriden korkacaksın. Ne edebiyat yapıyorsun? Burası diyor. Neler var? Yok ki diyor. Unutacağım bir şey gördü lan. Ağacının üstünde pet şişe var. Büyük olay ya. Araştırılması gereken bir olay. Arkadaşlar Unutacağım falan da indi, kontrol etti. Ben inmeye tenezzül etmedim. Çünkü hiçbir şey yok. Yolun kenarında, otobanın kenarında ne olabilir? Bir daha gidiyoruz. Bir iki kere daha deneyeceğiz. Eğer zaten ilgi çekici bir şey çıkmazsa bu videoyu izleyemiyor olacaksınız. Bu ne? Hiçliğin ortasında. 8 dakika diyor. Burada da zaten bir şey çıkmazsa metof yıkar. Gider evde yatarım uyurum. E5'e çıkardı bizi. E5'ten yere sokuyor. Oraya nasıl gideyim ben? Çok şey bir yer ya. Abi burası neresi? Gözünü seveyim. Şimdi işte uygulamanın tadı çıkmaya başladı. E5'ten bir anda nereye soktu bizi? Bugalar daha başı bir de yani. İçeriye doğru giriyoruz. Onun şey değilmiş var ya, adamın biri koşuyor sandım duvarın üstünde. Burada dikkatli olmamız lazım. İncin gelmese semt abisi gelir burada cüzdanı müzdanı alır. Şuraya girmemizi istiyor. Orası bildiğin özel alan. Burası diyor konu. Yerde karpuz kabuğu var. O kadar çok şey anlatıyor ki o karpuz kabuğu. Bu tellerin arkasını gösteriyor. Bak şuradaki teller var ya. İnip bakayım. Açma açma. Gel gel gel. Umut gel gel Umut. Kapıyı kapa bari. Bak kapıyı da açık bırakıyor. Gelsene buraya. Birisi diyecek hayırdır, hırsız mı bunlar, etrafı gözlüyor. Tarla abi orada. Ya biz nereye gidiyoruz abi, ne oluyor şu an? Navigasyon bozuldu. Yan yan gidiyoruz bak. 3.20 piç kasayla gidiyormuş gibi. Abi baktım da bir şey yok ki. Ne tarlasıydı? Bomboş. Bomboş diyor. Adam öylesine açmış orayı. Bir şey de dikmiyor. Gidiyor ortasında oturuyor koca tarlanın yediğimi. Şu cam var ya, bir anda böyle perde açılsa. Böyle. Diye biri baksa. Bu ara sokaklardan ben çok tedirgin oluyorum. Çünkü hani insanlar böyle hırsız sanabilir. Niye böyle yavaş yavaş kolaçan ediyor burayı diye. Şuradan atalım kendimizi, yeni konum oluşturalım. Bak hafiften oluyor. Bir kez daha deneyeceğim. Bir şans daha. Aa. Onanı çekme çekme çekme. Köşeyi döner dönmez o adamları görünce var ya. Biz nereye girdik? Onanı. O ne? Ha buradan çıkış yok mu buranın ya? Bak! Yanıp sönen ışığa ya. Bak acil. Gideyim abi. Şuralara bak. Araba durmuş abi. Kapısı açık. Değişik olaylar mı dönüyor ben anlamadım. Yok yani, kapısı açık bir araba. Yolun ortasında. Hemen yeni nokta oluşturup buradan uzaklaşalım. Buralar sıkıntı yerler. 10 dakika diyor. Hemen gidelim. Artık sorgulamadan gideceğiz. Hoppala. Ne bu lan? Aa, hapishane mi lan orası? Tam önü. Kapalı ve açık ceza infaz kurum. Oğlum gözetmenin kuleleri falan var. Bize bakıyor şu an. Tam kulenin üstüne bak. Gözüküyor mu ki? Uy. Ananı s**t. Ananı s**t.
Her yerin ışığı gitti abi. Abi her yerin ışığı gitti. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Hadi buna da korku değil. Sadece ya. Cezaevininki geldi. Harbi ödüm patladı. O nasıl bulabiliyor abi bizi? Bir anda zifiri karanlık çöktü. Yani far bile etki etmedi. Gördün mü? Farı gördün mü? Gördün mü diyor. Yok kanka ben o sırada uyuyordum. Abi gülmeyin ya. Vallahi ağlayacağım. Tam uykum gelmişti. Tam böyle düşüyordum. Öyle bir açıldım ki iki gün uyumasam uyuma. Ben adamı şey yapmaya çalışıyordum. O gözcü kulesinden bize bakıyordu. Bir ara sniper uzattı. Tabii o şaka. Böyle bakıyordu, bir şeyler oluyordu. Acaba çekim yapıyoruz diye mi? Ha tüm şehrin elektriğini. Kapatın şehrin ışıkları. Neydi o? İnecek mi vardı? Aynen. Yani ne alaka? Evet, aynen. Evet inecek ya. Var evet. Niye şehrin ışığını kapatacaksın sen ineceksen? Kapatın şehrin ışıklarını inecek var mı? Bir şeydi ya. İş var. Olabilir mi? Ha mantıklı uyuyor. Harbiden. Hamza neye bakıyorsun lan? Ben oraya gideceğim abi. Adam ben... var sıkacak. Yapmayın kullanırlar ya. Allah Allah yeter ya ağlayacağım. Valla yine geçiyoruz amına koyayım. Allah'ım ya Rabbim. Çocuk oyuncağı mı ya? O kuledeki adamla biz arkadaş olduk zaten. BFF. Aa ayağa kalkmış şu an bize bakıyor. Bak ayakta değil demin oturuyordu ayağa kalkmış. Yine ışıklar ise var ya deli yapıyorum. Abi dur adam bak adam var orada. Adam var üstte. Niye bizi kesiyor? Oha. Yola bak. Kurt var lan kurt inmiş. Kurt değil mi o? Kapa kapa cam. Bakıyor, bakıyor. Ne bakıyorsun dayı dayı? Ne bakıyorsun dayı dayı? Oğlum bağırma sen. Adam şu an bize bakıyor hala. Tamam abi artık dönme sakın. Bir daha geçelim mi? Bu beni yoruyor. Aa el işareti yaptı Allah çarptı. İçeri girdi. Anam avradım ölsün ki. Nasıl el işareti yaptı? Böyle mi yaptı? Buraya çarptı şöyle yap. Allah aşkına. Uçak mı indi? Dönmeyin sakın. Şey bir adam bence. Sert bir tipi var. O adamın cezaevinden 5 dakika önce çıkmış olma ihtimali. Orada otobüs bekliyor olamaz. Gecenin üçünde çıkmış. Gecenin üçünde giriyor ya adam mesela. Diyor ben üçte çıkarım baba umurum olmaz. Dayının yanına gidelim. İn arabadan git dayının yanına. Dayı de. Biz sana bir şaka. Abi yapmayın daha gitmeyin daha. Allah Allah ya bir kere sözüm dinlensin şurada. Oo vallahi isyanlardayım. Ne bakıyorsun dayı dayı denir mi amına koyayım? Evet, adam de. Orada gibi bakıyor. Çıkartıp belki bir şey yapacak. Ne arıyorsun burada dese ne dersin? Ananı arıyorum. Aa arkadaşın çağırmış. Aa bak el işareti yapıyor bize. Abi yapmayın. Dur gitme. Gitme diyorum ben kullanıyorum arabayı. Ben cidden çok tedirgin oldum. O elektrik kesintisi üstüne o adamda. Ne bakıyorsun dayı dayı derse adam tabii ki de arkadaşını çağırır. Onlar kafaya koymuş bizi şey yapacaklar. Adam. Meydan dayağını çekmek için geldi. Diğer arkadaşı nasıl spamlandı bir arada oraya? Abi orada ev var ya içeri girdirdim ben. İçeri girdi adam uyandı. Dur biri daha bakıyor. Arabayı bir abi ama. Oğlum bu galar çok sıkıntı. Adam bana baktı. Böyle baktı. Bir anda arabasına doğru koştu arabaya bindi. Ve şu an arkamızda biri var. Kasis. Tam arkamızdaki ne? Vallahi arkamızda hala. Aman abi yavaş. Yavaş abi. Bak buraya döndü. Şeyi mi sandı acaba hani girilerini mi çekiyor sandı mahallede? Bacaklarım titredi biliyor musun? Bak ciddi söylüyorum baktı bir anda arabasına koştu. Ve o arabayla bizi yakalayamamasının mümkünatı yoktu. Fiyat dinle bir uç mürtece. Ondan korktum. Kayış edi. Yine cezaevine dönelim mi? Ben dayıyla bir çay içmek istiyorum. Oğlum belki de iyi adamdır. Şöyle yaptı. Gelmeyin dedi. Ay ya böyle yaptı ya da böyle yaptı. Şöyle yapmış olabilir mi? Makaleyim. Geri giderken bir baktım iki kişi olmuşlar. Adamını çağırmış. Mitoz bölündüler. Aynen. Büyük ihtimal. Cenaze nakil aracı yan vere geçiyor. Peki şunu hiç düşündün mü? Bak hep böyle korkuya yoruyorsun. O adam belki de arkadaşı yok. Çok yalnız. Gelip şurada oturmak istedi. Bizimle beraber gezmek istedi. Sizin ortanız oldu. Kafa dengi değiliz ya. Burayı çok uzattık. Başımıza bir şey gelecek. O yüzden son hakkımızı da kullanıyoruz. Yeni noktamızı oluşturuyoruz. Umarım güzel bir yer çıkar. Bak bu sefer sıçırttı. Para istiyor ya. Hamza'dan oluşturuyoruz. Bak İngilizce kullanıyor telefon. Bir soru soracağım. Hello. I am fine. Dur. Power 5.68. Gidiyoruz. Arkamızda. Sen iyice korkudan gerizek. Bakarak geçti gördün mü? Evet. Direklere bak acil. Işıklar dur diyor. Görüyor musun kırmızı ışıkları? Devam et. Şuradan bir çıkalım. Cezaeviyse vallahi gitmeyek ya. Abi çıkmaz sokağa. Yolun kenarında çıkmaz sokağa. Kuzeydoğu yönünde ilerleyin. Duymayacağım değil mi bu sesi? 2 dakika diyor. Büyük ihtimal cezaevinin orası. Son yere gidiyoruz arkadaşlar. Ardından hafif sağa yönelin. Bu böyle konuşacak mı? Umutcan. Kanka sussana ya. Sapığın oğlu gibi geziniyoruz. Abi dur. İki yerde de yol yok. Orayı gösteriyor. Tamam buradan gidelim. Düşeceğim direksiyona vuracağım kafayı şimdi. Bu nasıl yokuş? Arkadaşlar bu arada biz her şeyi yakalayamıyoruz hani seyir halinde olduğumuz için. Videoyu izleyip bir şey görürseniz etiket olarak yani zaman etiketi olarak belirtin. Ben oradan insan mı ya? İnme bence abi. Oğlum niye yaptı belediye bu yolu? İndi. Ben vergi veren adam. Vergi vermeyen adam inmesin. Sokaklara bakar mısın? Abi şu eve bak. İçinde biri yatıyordu bu arada o ev. Konforlu bir ev. Burası İstanbul mu abi? What the freak?
Uf, sürttük abi. Kokuyu fark ediyor musunuz abi? Ayağım mı kokuyor? Delikanlı gibi. Yok abi, benim ayağım, çorabım falan filan hiçbir zaman kokmaz. Ya he. Hiçbir zaman. Elbet bir gün kokar ya. Elbet bir gün kokar da abi. Bak yani... ne demişler? Düşmem kalkmam deme. Evin çatıya bakar mısın? Yağmur sızdırmaz garanti. Aa. Ne oldu? Yolun sonundan birisi bir şey. Çocuk mu o? Bu saatte. Abi yanlış anlarlar, boş ver. Acilen ana yola çıkmam lazım. Panik atağım tuttu. Nefes darlığı çekiyorum. Abi şuraya bakar mısın, adamların yaptığı kapı sistemine Allah rızası. Altı boş ya. Çıkan ölsün diye. Niye öyle bir kapı var ki? Yukarısı şeye, Pablo Escobar'ın ilk uyuşturucu yapmaya başladığı yere benziyor, yemin ederim. Abi şu Allah için bir cama baksanıza. Bir saniye, camda bir şey var. Camda beyaz suratlı biri var. Gördün mü? Zoom at. Abi. Zoom at. Vallahi diyorum lan. Ananı s- kafasını çıkardı. Yemin ederim var. Allah çarpsın ben. Bak uyku. Kırıltırsın var. Altımı yaşıyordum. Kanım çekildi böyle. Ya büyük ihtimal yanılsama mı denik ona, ne denik onu da görmüş olabiliriz. 5 kişi yanılmış. Abi şey adamın yürüyüşe baksanıza işte gelen adamı. Niye öyle? Tövbe tövbe, adam engelli galiba. Nasıl niye öyle? Burada bir raconu var galiba abi. Şimdi kendi gözünüzle gördünüz, ben ne yapabilirim yani, koskoca cezaevine gidip elektriği kessenize mi diyeceğim, ya da tüm şehire Ekrem İmamoğlu'na mı gideceğim? Korku olmadığını garantiledik. Sonraki olaylar zaten bambaşka. Saatimiz de 4:10 geçiyor. Evimize gideceğiz, yatacağız, uyuyacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Sizler çok istediniz diye yeni bölüm atmak istedim. Normalde biliyorsunuz atmayacaktım. Daha fazla böyle video için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kusura bakmayın, hem biraz etim benzim arttı hem de uykum bayağı zorlamaya başladı. Bir açılıyor korkudan, bir tekrar geliyor falan, bayağı zorlu bir video oldu. Gecenin 4:30'unda. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay amigos.